Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin tüm uyarılarına rağmen tercihini terör örgütü PKK uzantısı PYD'den yana yaptı. ABD yarın yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde Rakka operasyonunu da başlattı. Operasyona PYD öncü güç olarak katılırken Ankara bu duruma tepkili. Türkiye'nin aylardır yaptığı uyarılar yine ciddiye alınmadı. Sözde stratejik ortak Amerika Birleşik Devletleri terör örgütü PKK uzantısı PYD ile birlikte IŞİD'in kalesi Rakka'ya operasyon başlattı. Rakka. So capital is well underway. Musul operasyonuna katılma talebi kabul edilmeyen Türkiye böylece Rakka'dan da dışlanmış oldu. The United States Rakka operasyonu Suriye Demokratik Güçleri adı altındaki koalisyon tarafından gerçekleştiriliyor. Operasyona Amerikan askerleri de katılıyor. Personal support. Terör örgütü PKK ile bağlantılı YPG'nin bayrağı altında basın toplantısı düzenleyen SDG operasyona Fırat'ın gazabı adının verildiğini ve Amerika Birleşik Devletleri'nin hava desteği sağladığını açıkladı. Operasyona 30 bin SDG'li katılıyor. SDG'nin en büyük gücünü PYD-YPG oluşturuyor. YPG. as a terrorist organization. Amaç daha önce Suriye'nin kuzeyinde ve şu sıralar Musul'da olduğu gibi bölgeyi büyük İsrail planı doğrultusunda PKK bağlantılı gruplara emanet etmek. Ultimate, it, dream. Tüm çabalarına rağmen PYD-YPG'nin operasyona katılmasını engelleyemeyen Türkiye tıpkı Musul'da olduğu gibi yine denklem dışı kaldı. SDG sözcülerinden Tarlo Türkiye'nin ya da Türkiye'li müttefik silahlı grupların operasyonda yer almayacağına dair uluslararası koalisyonla kesin olarak anlaştık dedi. Türkiye. Üstelik tüm bunlar Amerikan Genelkurmay Başkanı Joseph Danford'un Ankara'da bulunduğu gün gerçekleşti. ABD'nin Rakka'da PYD'yi tercih etmesi Ankara'da tepkiyle karşılandı. İlk açıklama Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında hükümet sözcüsü Numan Kurtulmuş'tan geldi. Amerikalıların eninde sonunda bu gerçeği özellikle uluslararası siyaset bakımından meşruiyet meselesinin ne kadar önemli olduğunu göreceklerini zannediyorum. O şehre ait olmayan unsurların yapacağı atacağı her adımın Amerika'nın da aleyhine olacağını söylüyoruz. Bölge barışının da aleyhine olacağını söylüyoruz. Bu yol çıkmaz yoldur. Yanlış bir yoldur. Meşruiyet üzerinden sürdürülecek bir uluslararası operasyon DEAŞ'ı sona erdirebilecek yegane e, operasyon türüdür. Rakka operasyonu konusunda bir açıklamada Beştepe'de düzenlenen elektrik santralleri açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. PYD bir terör örgütü işte. PKK'nın Yankul, YPG, Yankul, apaçık bunlar ortadayken hala siz bunu savunuyorsanız ve terör örgütü Daş'ı bir başka terör örgütüyle yok edeceğim gibi safiyane bir yaklaşım ortaya koyuyorsanız kusura bakmayın bu dünyada bunu kimse yutmaz. Kimse yutmaz. Ve yarın o örgütlerin hedefi haline gelmekten de kurtulamayacaklar. Bir başka ifadeyle bizim iki gözümüzü çıkarmaya çalışanlar sadece kaybettikleri gözleriyle kalacaklardır.